Ne Nereden videosuna hoş geldiniz. Şimdi bu videoyu aslında Instagram'dan çok sorulan sorulara cevap vermek istiyorum ve başlıyorum. Dış kapım vira çelik kapı. Buradaki ahşap heykellerim linki var. Profilimden görebilirsiniz. Hepsini linkledim. Bu Hita konseptten. Var olan ayakkabı dolabımda sadece kapaklarını değiştirdim. Onu da bana Hita konsept yaptı. Evdeki bütün halılar da Eko Halı'ya ait. Onlar da genelde koridor, burası ve mutfağı da hasırdan yana kullandım. Televizyon bölümü ve oturma bölümüne gelirsek Happy Place mobilya koltuğu, orta sehpam harman tasarım, tekli koltuk, turuncu aksesuar, TV ünitesi olan mobilyam, aydınlatmam, yani abajur aydınlatmam, hepsi Hita konsept, aydınlatmam, tepta aydınlatma. Onun dışında perdelerimde Ventana konsept. Şimdi yemek bölümüne geçiyorum. Özellikle yan sehpamı çok soruyorlar, o da Hita konsept. Şimdi geldik yemek bölümüne. Yemek bölümünün sandalyeleri yine Hita konseptten, Endonezya'dan geldi bunlar. Yemek masasının malzemesi pembe traverten, onu da taş tezgah yaptı. Aydınlatmamız yine tepte aydınlatma. Özel bir tasarım, ismi de Moby Dick. O da İspanyol bir tasarımcının tasarımı. Burada özellikle heykel köşesi oldu. O da zaten sarkıtımız heykel gibi görünüyor. Yine perdelerimizi aynı kumaştan Ventana konsept tamamlamış oldu bu köşeyi de. Evet, geldik mutfak kısmına. Mutfak kısmının mobilyaları tamamen Masafe Mutfağı'a ait. Masafe Mutfak isim dolayısıyla sadece mutfak yapıldığını düşünülse de aslında bütün gardıroplarımı ve kapıları da hizmetini gayet rahat bir şekilde aldım. Onu da aklınızın bir kenarına not edin. Onun dışında salonda kumaş perde kullandım. Burada jaluzi, ahşap jaluzi perde kullandım. Bunu da yine Ventana konsept yaptı. Evye kısmında Hans Kruse ile çalıştık. Çok fonksiyonlu olan bu evyeyi de tavsiye ediyorum. Zaten beni takip edenler özellikle Instagram'dan bunu bilir. Beyaz eşyada her zamanki gibi Miele ile beraberiz. Bir bütün oluştu burada, yani kombine oluştururken tamamıyla bu markalarla birlikte çok güzel bir kombin oluşturduğumuzu düşünüyorum. Küçük ev aletlerim de WMF. Tabii tezgahımı her zaman porselen seramik Kale Bodur'la beraber Kale Sinterflex olarak tamamladım. Aynı şekilde bir önceki videoda da anlattım. Duvarlara kadar biz bu ürünü döşedik. Buradaki pencere üstündeki aydınlatmam da yine tepte aydınlatma. Şimdi mutfakla yemek bölümünün arasında da tercihimi OLED TV'den yana kullandım. LG. Biz 3-4 yıldır beraberiz. Aynı şekilde büyük olan televizyonum da OLED TV. Büyük ekran. 77 ekran. Bu da aynı şekilde dikey olarak kullanıldığı zaman da dijital art yükleyebiliyorsunuz. Burada da aynı şekilde bir sanat köşesi yapıp dijital art yükledim. Burada da iki tane eserim var. Aynı şekilde tezgah malzemesinden de kaidemi oluşturduğumu söylemiştim. Yine Kale Bodur'la beraberiz. Ondan sonra yavaş yavaş odalara geçiyoruz. Odaya geçmeden önce de ara bir geçişimde bir duvarın önüne de yine kırmızı Hindistan'dan gelen Hita ile beraber oraya yerleştirdiğimiz kırmızı bir konsol var. Biraz önce de söylediğim gibi mutfağımın mobilyasını yapan Masafe Mutfak kapılarımı da yaptı. Bu da benim tasarımım. Onu da zaten göreceksiniz. Şimdi banyo kısmına geçiyoruz. Şimdi Buda'yı zaten ben linkler oluşturuyorum Instagram'da. Oradan takip edebilirsin. Linkim var, otantik link diye. Onun için de bulabileceksiniz. Aynayı da aynı şekilde linklerimden bulabileceksiniz. Dokumatik ayna. Buradaki bataryalar ve duş seti de tamamen Hans Kruse ile beraber seçtik ve beyazdan yana kullandık. Lavabomuzu da yine porselen seramik Kale Bodur'la beraber yaptık. O da Palessandro desenini seçtik. Altındaki mobilyaları yine Masafe Mutfak. Klozetimiz Kale Bodur'dan Zero serisinden. Duş camımız yine Hübbe Türkiye. Zeminimiz ise Egen Mozaik'ten seçtik. Şimdi yatak odasındayız. Yatak odasında aydınlatmam, tepte aydınlatma. Spotum Atölye Store. Mobilyalarım yine Masafe Mutfağı'a ait. Arkamdaki abajur ve
komodinler, yani komodin sehpalar ve yatak tamamıyla Hitay'a ait. Önündeki bench Leo Concept, sepetlerim de Kanji Home'a ait. Onun dışında bir merdivenim var. O mavi ağaç kakan. Yıllardır bu merdiveni evden eve taşıyorum. Evimin bütün çarşaf ve nevresim takımları ketendir. Bunlar da yine tabii Baline'den. O da komşum biliyorsunuz. Yine aynı şekilde bütün odalarda kullandığım postandı. Burada Siyan'ı kullandım. O da Ekoalı'dan. Onunla da uzun yıllardır beraber çalışıyoruz. Şimdi banyo kısmına geçelim. Banyodaki malzemeleri de saydıktan sonra misafir odalarına geçeceğiz. Banyomdaki ayna ve sarkıt Hita konsepte ait. O da zaten Hindistan'dan gelen ürünlerden iki tanesini yerleştirdim. Lavabom yine Kalebodur'un porselen seramik lavabosu. Bataryam Hans Krohe batarya. Yine krozetimi Zero serisinden seçtim Kalebodur'la. Duş setim tamamıyla Hans Krohe'ye ait. Duş camım yine tabii Hüppe Türkiye'den yana kullandım. Burada yine jalüzi perde kullandım. Mutfakta kullandığımın tamamen tam tersi, zıt rengi olan beyazı seçtik. O da yine Ventana konseptten. Duvarlarım mikrobeton, terrakota renginde. Bir önceki tuvalette gördüğünüz yeşil tonunun terrakota rengi. Aynı zeminlerinde olduğu gibi. O da tabii Fox Bağı tarafından yapıldı. Bu odada yatak başlığımız Hita. Duvardan aydınlatmalarımız ve sarkıtımız Tepta. Duvar yapraklarımız Hita'dan. Burada Ventana konseptin de yine perdenin dışında kırlent de yapmaya başladı. Bu üç kırlent Ventana konsepte ait. İki tane Fine Room Living hesabına ait. Onun dışında burada perdelerimiz yine Ventana konsept. Postumuz yine Ekohalı. Mobilyalarımız yine Masefe Mutfağı ait. Ve burayı da bitirdikten sonra diğer odaya geçiyoruz. Şimdi yatak odasını gezdik. Misafir odasını gezdik. Buradaki odanın tavanıyla beraber hepsini eski antika yaptı. Aynı şekilde terasın da tavanını eski antika ile beraber, Ramazan Bey ile beraber tamamladık. Şimdi burada yatak başlığımız Hita konsept, yine duvar aydınlatmalarımız ve sarkıt Tepta aydınlatmaya ait. Mobilyalarımız Masefe Mutfak, yine nevresim takımlarımız Baline'ye ait. O öndeki her zaman runner'larımı bir önceki bölümde anlatmıştım, Afrika'dan geldi. Fine Room Living'inde yine kırlentleri var. Onunla beraber tamamlamış olduk. Bahçenin tamamıyla bitkisel tasarımı ve yerleşimi Kevser Karabucak'la beraber yaptık. O da Bodrum'da peyzaj mimarı. İki tane teklim Hita konsept, ortadaki sehpam Leo konsept, minderlerim ve havuz kenarındaki minderlerle beraber nokkasa.tr hesabı var Instagram'da. Özellikle istediğiniz her deseni diktirebileceğiniz bir yer. İki tane sarkıtım var yine Hita konsept. Yine perdelerim, o meşhur perdelerim Ventana konseptten. Pampasların arasında bulunan ışıklarda Tepta aydınlatma, onların da ismi Saz aydınlatma diye geçiyor. Tam bunun karşı alanında bulunan tekli koltuk Leo konsept. Yine bu iki tane beyaz aydınlatmam var, Fethiye aydınlatma. Yanındaki sehpa ise, o tekli koltuğun yanındaki sehpa da uzak. Q ile yazılıyorsanız sakın K ile yazmayın. Uzak adlı firmaya ait. Buradan devam etmek gerekirse şu yüzen tepsimi özellikle göstermek istiyorum. Bu son zamanlarda da çok moda. Bu da yüzen.tepsi hesabından bulabilirsiniz. Aynı şekilde arkada bulunan şaraplık, içine su buz koyuyorsunuz, şarabınızı koyuyorsunuz. O da misafir geldiğinizde havuzun içinde onlara servis yapabilmeniz için Lida Decoration. Yanında bulunan ışıklı Buda da aynı şekilde Lida Decoration'a ait. Bu şezlonglarım da Snok'tan aldım ve bunların da markası La Fuma. Bu Fransız markası. Kendinden yaylı bir şezlongtur. Ortadaki sehpam Leo konsept, şemsiyem ise Ganesh'e ait. Havuz duşum da Fatih Yapı'dan aldım. Yine yuvarlak aydınlatmalarımda Tepta aydınlatma. Arkamdaki bitkilerde Via Gardenia. Aslında bütün bahçenin bitkileri Via Gardenia. Bodrum'da çok köklü ve güzel bir firma. Oradan istediğiniz bitkiyi bulabileceğinizi düşünüyorum. Geldik yemek bölümüne. Yemek bölümüne
gelmeden burada bir tane bahçe musluğum var. Bu çok önemli bir ayrıntı. Genelde bahçe muslukları sıkıntımız var Türkiye'de. Çünkü ben bunu koyduğum zaman çok beğenildi. Via Gardenia'da bütün renkleri var. Ben yeşil aldım ki o yeşillerin arasında sanki bir bitki gibi dursun diye. Onun dışında ben yemek masasının yanına bir tane de elektrik kutusunu koydum. Onların bu setinin içinde yine tercih edebileceğiniz elektrik kutuları var. Üçlü, dörtlü, beşli. Şimdi bu masanın da malzemesi yine porselen, seramik, kalebodurla beraber yaptık. Bu masa kalkmaz. Yani yaz kış burada durur. Asla bir herhangi bir zarar da gelmez. Üstündeki budalar Via Gardenia ve sandalyelerim ise Leo Concept. Böyle geldiğimiz zaman da şu anda yine bir bitkilerin içindeyiz. Dediğim gibi Via Gardenia'da birçok bitki seçeneği bulabilirsiniz. Ha, şunu da söylemek istiyorum. Bütün dış aydınlatmalarım da Atölye Store'a ait. Atölye Store'da da evinizin tasarımına göre aslında birçok şey, renk seçeneğiniz var. İstediğiniz RAL kodundan da yaptırabilirsiniz. Sadece bir örnek göstermeniz yeterli. Ben yukarı ve aşağı aydınlatan aydınlatmaları çok seviyorum cephede özellikle. Onu da bu evin hem giriş kapısında iki yana hem de yemek bölümünün iki tarafına kullanmış olduk. Geldim, evin en son objesi buradaki güzel fil. Bu da zaten uzak doğudan geldi. Yine Hita Concept'ten aldım. Bunu da böyle yerleştirdiğim zaman ortada bir sanat eseri gibi sizleri evin finaline taşımış oluyoruz. Ben atlamadan neyi nereden aldığımı söyledim. Artık Instagram'dan sorduğunuz noktada bu videoyu izleyeceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.